Gel. Emredin komutanım. Teğmenim. Bugünkü olayla ilgili size sorulacaktır. Yazılı ve sözlü bütün emirleri benim verdiğimi biliyorsunuz. Aynısını soruşturmada da söylemekten çekinmeyin. Anlaşıldı mı? Komutanım, peki ne olacak şimdi? Bir babanın oğluma kavuşması yanında geri kalan her şey önemsizdir teminim. İyi akşamlar. Sağ olun komutanım. Doktor ve Temo'nun hayatta olduğunu biliyor musun? Ne? O harekatta öldürülenler birkaç tane tavuk hırsızı. Doktor ve oğlu hayatta! Bu terör örgütünün ilk 10 adamından bir tanesini serbest bırakıyorsun. Turan'ın katiline babasını hediye ediyorsun. Öyle mi? Nasıl böyle bir şey yaparsın? Bir çocuğun hayatı söz konusuydu komutanım. Başka şansım yoktu. Bu doktor ve psikopat oğlu başka çocuk öldürmeyecek mi? Başka askerimizi şehit etmeyecek mi? Başka sivilleri katletmeyecek mi? Bunları benim mi anlatmam lazım sana? Bunları biliyorum komutanım. Bana bak Kopuz. Bu karargah bu doktoru yakalamak için kan döktü. Can verdi. Ter akıttı. Seni kardeşim kadar severim. Ama şunu iyi bil. Mahkemende benden hiçbir yardım alamayacaksın. Çünkü bu yaptıklarının ne kadar büyük bir hata olduğunu herkesten daha iyi biliyorum. Açığa alındın albay. Zimmetlerini devret ve karargâhtan hemen ayrıl. Kripto, yetki ve sorumluluk bundan sonra Sami albayda. Nedir bu? İstifa mektubum komutanım. Her ihtimale karşı yazmıştım. O alçağı serbest bırakırken ne olacağının farkındaydım komutanım. Bütün sorumluluk benim. Sizden özür dilerim. Emrinizde çalışmaktan her zaman onur duydum komutanım. Hoş geldin. Neyin var? Berbat. Berbat bir gün geçirdim. Aslında buraya niye geldiğimi de bilmiyorum ama belki de Pia. Efendim.
Galiba buraya gelmemeye bir fikir değildi. Ben gitsem iyi olacak. İbrahim. Abi neredesin? Serdar ne oldu? Geliyorum. Kopuz Albay. Oğlum ne oldu? Ya bence hemen gelmen lazım abi. Durum biraz vahim gibi. İzin isteyeceğim. Vallahi bak izin isteyeceğim. Gece gündüz biz buradayız ya Olgun. Hayır, kafa izni diye bir müessese var birader. Söyleyeceğim Kapuz Baba'ya, baba diyeceğim. Yaz bize birkaç gün kafa izni böyle. Gidelim biz de kafamızı dağıtalım diyeceğim ya, değil mi ya? Doğan içeri girince... Tamam be babysi ya. Her gün tekrara gerek yok Olgun, anladık ya. Fincan sağda, bardak da bunun böyle bir karış önünde. Hop boncuk. Doğan bak... Tamam dedim ya, sen çayı hazırla ben geliyorum, tamam mı canım? Gel. Getir evladım. Tövbe bismillah. Asker. Getirsene evladım, ne bekliyorsun? Ne bakıyorsun evladım? Çık dışarı. Albayın neyi niye yaptığı belli. Hayır, bu açığı alma niye onu anlamadım. Emir komuta meselesi Kürşat. Sorun bu. Albay inisiyatif aldı. Ama çok büyük bir inisiyatif aldı. Örgütün en sağlam adamlarından birinden bahsediyoruz sonuçta. Albay'a ulaşan var mı? Serdar, konuştun mu hiç? Ulaşamadım komutanım. Şimdi ne olacak peki komutanım? Bilmiyorum Galip. Bilmiyorum. Ya... Karargahın göz bebeği adam ya. Bir de benim çocuğu kurtarırken. Ya nasıl bir kapana sıkıştık biz ya? Albay doğru olanı yaptı Bayram. O doğru olanı yaptı. Senin bir suçun yok kardeşim. Evet. Görüşmeyeli nasılsın yüzbaşı? Ulan şerefsiz. Albay Kuşadası'na mı yerleşir artık sence? Yani emekli olursa bence fazla yaşayamaz. Sen...
Sen ne düşünüyorsun? Ne diyorsun lan sen? Albay artık albay olmadığına göre sıra sende yüzbaşı. Lan bu her şeyi nereden nasıl bilebiliyor? Nasıl biliyor bu? Telefonunu ya. Ya. Ne oldu? Ya, taksici para üstünü verirken ya sanırım yanlışlıkla bunu verdi bana. Yani seslendim ama duymadı. Sen kılıç! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.